yapıyorsunuz abiler? Geçen sefer yine bir bardak çay vermişlerdi. Şimdi o da yok. Dilimiz damağımız kurudu. 40 yıldır girer çıkarım buraya. Bir bardak çaylarını içmiş bile değilim. Siz ne yaptığınızı düşünüyoruz babacığım? Vallahi babacığım. Bizi komşu teyze yaktı. Vardır ya meraklı komşu teyzeler mahallede. Sotede duruyormuş artık çekirdek mi çitliyordu ne yapıyorsa. Bizi camdan içeri girerken görmüş. Hemen tabii durur mu? Yetiştirsin polise. Sizdeki de iyice cesaret. Gününüz vakti ön camdan girmek. Her babayiğidin avcı değil. Duydun mu Orhan baba? Ne? Bakma herhalde orada sessiz durduğunu tersi tersi ha söyleyeyim size. Sen geç dalgını geç. Bu durumu İpek öğrendiği zaman ne yapacaksın onu merak ediyorum ben aslında. İpek Hanım kim abicim? Yenge mi? Estağfurullah. İpek bizim hastanenin ağası. Sağ olsun ekmeğimizi verir. Sever, döver gerekirse. Haracımızı yer. Hanım ağa. Tam bir hanım ağa. Ha, bizim Necati abi gibi. Ya doktor bir şey söyleyeceğim. Bunlar bizi unutmuş olmasın ya burada. Ne bileyim en azından bir telefon etmemiz. Ya, böyle bir şey vardır herhalde. Var var. Doğru var ya. Tabii. Siz aradınız değil mi babacığım? Arıyor musun? Ha. Ayaklarım ben. Ay. Memur bey. Buyur. Kusura bakma rahatsız ettim seni de. Bir telefonla görüşme imkanımız olabilir mi acaba? Kimseyi arayamadık da şimdi merak ederler bize. Aramadınız mı kimseyi? Aramadım. Sen aradın mı doktor? Gerçekten soruyor musun? Burada duruyorum seninle beraber. Gerçekten soruyor musun bunu ya? Kusura bakma kusura bakma. Bizim arkadaş böyle. Bir sor beni aşit. Arayamadık. Doktor değmediniz siz. Evet. Hayırdır bir rahatsızlık mı var? İpek hocam, ya bir şey söylemek için erken mi daha bir şey bulamadınız mı? Yani dosyasında yazanlar dışında hatırladığınız herhangi bir sorun var mıydı? Bildiğimiz her şeyi Ateş Bey'e anlattık. Ya evet, bir sorun yoktu diyeceğim ama son zamanlarda sersem gibi hissediyorum diyordu. Soğuk algınlığı ya da halsizlik için bir doktora gittiniz mi? Aa gittik. 2 ay önce gittik. Neden gittiniz? Şey boğazında ağrı vardı. Sefalosporin kullanmış. Evet o. Ama ne kadar kullandı hatırlamıyorum. Anladım. Şimdi biz elimizdeki bütün verileri değerlendireceğiz ve en kısa zamanda size haber vereceğiz. Bizimle Ateş Bey ilgileniyor değil mi? Evet. Melis Hanım'la özel olarak ilgileniyor. Yani çok şanslısınız. İnşallah. Kızım iyileşsin de başka bir şey istemiyorum. Dediğim gibi o hurutuna da dikkat edeceksin. Evet. Sabahtan akşama kadar buradasın. Tamam hocam buyurun. Ciğerlerim. Eyvallah ikisi. Vay vay vay. Evet. Şimdi hocam size teyit ettik dışarıda. Buna göre benim annem şeker hastası. Babamın da kolesterolüne bakılacak. Bizim bacanak da PSA testi yapılacak. Değil mi? Evet bravo yazdın zaten. Tamam. Evet. Kaldı mı sülalede unuttuğum başka birisi? Hazır doktor bulmuşken onları da. Aşk olsun Ateş Hoca. Şaka sen de hiç şakadan Ya şimdi hocam. Benim bağırsaklardaki şikayet için dedemin dediğini yapıyorum. Olur mu? Neydi ben ne vereyim şimdi deden ne dedi Allah Allah. Bir dünya bütün sülalenin üzerinden geçtik şimdi. Ne demişti dede hatırlat. Şimdi hocam nanaları tencereye atıyorum kaynadıktan sonra. İçine yarım limon sıkıyorum. Suyunu içiyorum nanaları yiyorum. Haftada 2 kere mutlaka bunu yapmam gerekiyormuş. Dedem öyle diyor. İyi yap sen tamam. Şimdi dedene ayıp olur dediğini yap. Tamam haftada 2 kere yaz bizim hastanede bir ara uğra. Sana güzelce bir bakalım baştan aşağı tamam. Lahananın gücünün yetmediği bir şey varsa onları tamir ederiz artık. Bak gelirim.
Geleceğim tabii canım, doktor, bekliyoruz. Doktor, ne yapıyorsun? Doktor, sen burada mıydın ya? Bir ses etsene. Doktor, ne yapıyorsun Allah aşkına? Lan, tamam mı? Konuştun mu İpek'le? Yok, konuşmadım İpek'le. Niye konuşayım İpek'le? Gittin 2 saat. Konuşmadın mı? Ha, Muzo'yu aradım, Muzo'yu. Bizim toplantı odasının kapısı açık. Kitle dedim oraya. Şimdi oradan girerler, benim odaya geçerler. Gitar mitar ortada, sakata gelmeyeyim. Ya ne gitarı, ne Muzo'su şimdi? Halimize bak. Merak etme, avukatı da aradım. Hastanenin avukatını, yukarıda şimdi işlemleri hallediyor. Tamam, tembihledim. İpek'e de hiçbir şey söylemeyecek. Haberin olsun. Bizim hanıma anan haberi olmayacak. Babalar. Tamam mı? Çıkıyor muyuz yani? Oldu mu? Ben zaten dışarıdayım doktor. Çıktım ben. Sen de çıkacaksın inşallah. Bir 5-10 dakikaya çıkar değil mi? Bizim doktor. Yok bir şey olursa yarın gelir alırım. Bir gece daha misafir edersin artık bizim doktoru. Siz nasıl diyorsanız öyle hocam. Sıkıntı yok. Eyvallah. Müsterde olun yani. Doktor aman diyeyim ha. İpeğe sakın. Ağzını açmıyorsun, bir şey söylemiyorsun. Benim bir şey söylememe gerek yok ki zaten. Kızın sevgilisi de biliyor, annesi de biliyor evine gittiğimizi. İpek zaten öğrenecek. Öğrenemez. Merak ediyorsan ben konuşurum onlarla. Annesiyle de konuşurum, sevgilisiyle de. Hiçbir şey demezler. Tamam, o iş bende. Evet, günlüğümüz burada. Bastonumuz burada, telefon burada, anahtarlar burada. Bağcıklar yerinde. Sen bağcıklarını aldın değil mi? Aldım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.